Özlem Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum Dilara'cığım. Koç Dolunay'ı yaklaşıyor. Bu Dolunay'da burçları neler bekliyor? Evet, 17 Ekim'de Koç burcunda bir Dolunay gerçekleşecek. Etki alanı 15 gün bizlerle birlikte olacak. Aslında çocuksu bir enerji gibi görünür Koçlar ama iç dünyasında savaş enerjisi, ciddi anlamda mücadele enerjisi, başlatma enerjisi gündemdedir. Yani demek ki bu Dolunay'la birlikte bazı olaylar hayatımızda bitiş gösterirken bir şeyleri alelacele başlatmak için bu bitişleri mi yapıyoruz? Neden? Dersiniz bilemiyorum ama sanki öyle gibi görünüyor. Koç burcundaki dolunay hattından geçerken hayatınızda karşılaştığınız, yaşadığınız bazı olaylarla alakalı aslında bir dengeye ulaşacaksınız. Sanki böyle hani bir sandalyenin üzerine oturursunuz da ama 3 bacağı vardır sandalyenin. 4. bacağı eksiktir. Bu dolunayla birlikte o sandalyeden düşebilirsiniz efendim. Ama o sandalye ya tamire gidecek ya da yenisi alınacak. İşte öyle bir mecazi anlamla anlatmak istedim sizlere. Öyle bir dolunay bu dolunay. Hareket enerjisi, agresyon, kızgınlık, patlamalar, doğa olaylarıyla alakalı volkanik olayların arttığı, deprem ve aynı zamanda fay hatlarının tetiklendiği ve heyelanla alakalı olan konulara biraz parmak basıyor. Dünya açısından savaş stratejilerinin ciddi anlamda kızıştığı bir döngünün içerisinden geçiliyor. Aynı zamanda hayvanlarla ilgili olan konular var. Hayvan barınaklarıyla ilgili olan konular yine gündemde olacakmış gibi görünüyor. Sadece buraya odaklanmamak lazım. Çocuk yuvaları ve aynı zamanda özel yaşlılarla ilgilenen, hizmet veren, kalınan yerler mesela buralarda biraz dikkat edilmesi gereken yine hatları gösteriyor diyebiliriz. Peki burçlarla birlikte bakın burçları neler etkiliyor? Yükselen burcunuza göre beni dinlemenizi tavsiye ediyorum efendim. Koç burçlarıyla birlikte başlayacak olursak, koçlar evlilik ve ilişkilerinizde biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Gerçekten bitmesi gereken bir ilişki varsa koç dolunayıyla birlikte ilişkiniz bitecek. Sağlığınıza çok özen göstermeniz gereken bu dolunay hattında iş hayatıyla alakalı yapılandırmak istediğiniz ne varsa güçleniyorsunuz diyebilirim. Peki boğalara gelecek olursak, sevgili boğa burçlarında ise şöyle bir özellik var. Koç dolunayıyla birlikte aslında hayatında saklı gizli olan ne varsa boğalar ciddi anlamda ortaya çıkacağı ve bazı gizliliklerle karşılaşırken özellikle ikili ilişkilerde aldatılıyorsa bazı itiraflar ve bazı yüzleşme döngüleri içerisinden geçebilir. Ama eğer ki beraberliğiyle alakalı güzel mutlu bir beraberlik varsa aldatma aldatılmalarla ilgili kendi bir imtihanın içerisinden geçiyorsa dikkatli olsun çünkü 6 ay sonrasında pişman olabilirmiş gibi bir enerji hattı yine gündemde. Evet, ikizlere gelecek olursak, ikizler burcu belki bir ilişkisi bitecek, yeni bir ilişkisi başlayacak diyebilirim ilişkiler özelinde. Çevresindeki pek çok kişiden eleştiri yağmuru belki gündemde olabilir ikizlerin ama hayatında gerçekten yolcu etmek istediği birisi varsa arkasına bile bakmadan hareket etmesi önemli. Parasal konulara dikkat etmesi lazım ikizler burcunun. Yükselen yengeçlerle birlikte devam edecek olursak eğer ki kariyer anlamında bazı sonlanmalar, kariyer hayatıyla ilgili güçlenmeden hemen evvelki döngüde hayatında neleri yaparsa ileriye geçebileceği, neleri sonlandırması gerekiyor, onu arka planda bırakan iş yeriyle alakalı sanki bir bitiş döngüsü gibi görünebilir. Bu sürecin içerisinde evin içerisindeki kazalara karşı yengeç burcu dikkatli olmalıdır. İkili ilişkisiyle alakalı da tam olarak nerede olmak istiyor, karşı tarafla alakalı problemleri biraz kızıştığı bir döngünün içerisinden geçiyor olabilir yengeç burçları. Peki hemen akabinde aslanlara geçecek olursak bol bol yolculuk yapacakları bir döngünün içerisinden geçebilir aslan burçları. Bu süreçlerin içerisinde sanki aynı zamanda işte devleti ilgilendiren konular, bazı mahkemesel süreçler, evrakları tamamlamak gibi gibi süreçlerin içerisinden de geçebilir. Yanında yakınında çalıştırdığı insanlara karşı dikkatli olmalı ama aşk hayatıyla alakalı güzel, fırsatlı bir zaman tüneline girecekmiş gibi görünüyor aslan burçları. Başaklara gelecek olursak finansal konularla alakalı lütfen dikkatli olun sevgili başaklar. Borca harca girmeyin derim bu döngü içerisinde. Özel hayatınızla ilgili de bazı eleştiri yağmurları içerisinden geçiyor olabilirsiniz. Aman dikkat diyorum. Ve hemen akabinde terazilere geçiyorum. Sevgili terazi burcu, hayatınızdaki kişinin belki de size ihtiyaç duyduğu zamanlardan geçiyor olabilirsiniz. Hayatınızdaki kişinin ailesinde bir hasta ya da gerçekten finansal anlamda iş hayatıyla alakalı bir çıkmazın içerisindeyse siz tam olarak bu ilişkide ne kadar destek olacaksınız? Burası birazcık
önemliymiş gibi görünüyor, haberiniz olsun. Ve hemen akabinde akreplere geçecek olursak, akrep burçları iş hayatıyla alakalı, çalışma yeriyle alakalı bir değişik bir döngünün içerisinden geçecek. İş değişiklikleri yapmak isteyen akrep burçları varsa bu süreçlerde özellikle yabancı ortaklı şirketlerde çalışmak ve dijital mecralara yatırım yapmak sizler için önemli olabilirmiş gibi. Peki yaylara geçecek olursak, yaylar bu dolunayla birlikte sizlerde çok önemli bir değişiklik var. Bazı yay burçları aşık olacakmış gibi görünüyor. Özellikle geçtiğimiz aylarda kafası karışık olan yay burçları varsa bu dolunay kalbinizi biraz daha fazla mı attıracak? Ne olacak acaba? Çocuklarınızın sağlığına biraz dikkat etmeniz gerekiyor efendim. Ve oğlaklara geçecek olursak, evet, koç dolunayından oğlaklar biraz daha fazla nasibini alıyor gibi görünüyor. Aslında güçlendiğiniz bir dönemin içerisindesiniz ama hani böyle güçlenirken arkada bırakmanız gerekenler olur ya, işte öyle bir dönem. Arkanıza bakmadan ileriye doğru yönelmeniz lazım. Çünkü geçtiğimiz senelerde yaşadığınız özellikle ikili ilişkilerinizden tut, aile hayatınızdaki bazı karışıklıklar, yerleşim yeriniz, iş hayatınızdaki dengesizlikler gibi gibi olaylar bu dolunayla birlikte yine gündemde olabilir. Yeriniz, yurdunuz, eviniz, iş yeriniz, pek çok şeyin düzeni değişirken güçlenerek ilerleyeceksiniz. Kendi sağlığınıza da biraz dikkat etmeniz çok önemliymiş gibi görünüyor. Peki kovalara gelecek olursak, kovalar önemli bir anlaşma döngüsü içerisinden geçebilir. Önemli bir eğitim süreçlerini tamamlayabilir. Evraksal aşamalarda banka ve prosedürlerle ilgili olan süreçler hız kazanabilirmiş gibi görünüyor. Sevgili kova burçları, yolculuklar gündeminizde olacakmış gibi. Yükselen balık burçları, peki sizin açınızdan neler var? Parasal anlamdaki konularla ilgili artış döngüsü yaşayacaksınız ama nasıl? Belki eşinizin finansal anlamdaki konuları artabilir ya da ortaklı olduğunuz projelerde ortaklarınızın getirdiği iş fırsatlarıyla birlikte finansal anlamda bir büyüme yaşayabilirsiniz. Gayrimenkul alım satımları ile ilgili olan süreçler de gündeme gelebilirmiş gibi görünüyor. Bu süreçlerin içerisinde sanki bir kredi kullanımı ile birlikte bir gayrimenkul alımı ile alakalı bir sürecin içerisine geçebilirsiniz. Ameliyat ve operasyonlar da gündeme gelebilir gibi görünüyor sevgili balıklar. Sağlığınıza biraz dikkat etmelisiniz diyebiliriz.